Merhaba arkadaşlar, hepinize hayırlı akşamlar derim. Bugün 29 Ocak 2020 günlerden çarşamba sevgili yarışseverler. Yarın 30 Ocak 2020 günlerden perşembe. Yine yeni bir güne başlıyoruz. Yeni günde her zaman olduğu gibi bütün arkadaşlarıma sağlık ve mutluluk temennisinde bulunuyorum. Ve iş hayatınızda da bol bereketli, bol kazançlı, hayırlı günler dilerim sevgili yarışseverler. Umarım yarın şansımız da bulunur. Şanslı kalemleri hep birlikte buluruz. Güzel bir ikramiye imza atarız arkadaşlar. Sevgili yarışseverler, Okan Güner TV'ye hoş geldiniz. Biliyorsunuz Okan Güner TV kısa süre önce kurulan bir kanal. Sizlerin destekleriyle çok hızlı bir şekilde artış gösterdi ve 5200'lere dayandı. Kanalımız 10.000'e doğru koşuyor. Şu anda Türkiye'nin ikinci büyük kanalı olma yolunda yükselişe geçti. Eğer abone olmadan izleyen arkadaşlarım ve videomuzu ilk defa izleyen, ilk defa kanalımıza bugün gelen arkadaşlarım, videonun sağ altında bulunan kırmızı butona, abone ol butonuna tıklarlarsa kanalımızın yükselişinde sizler de pay sahibi olursunuz arkadaşlar. Kanalımız ücretsizdir. Sadece kanalımıza bana destek olmak için kanalımıza abone olmanızı hepinizden rica ediyorum. Aynı zamanda biliyorsunuz 3 gün önce sizlerden bir ricada bulunmuştum. Reklamlara tıklamanız konusunda şu ilk 2 gün çok yoğun şeklinde reklamlara tıklandı. Ama bugün bir düşüş gördüm. Bayağı bir düşüş gördüm arkadaşlar. Sevgili arkadaşlar, YouTube'da biliyorsunuz tahmin veren çoğu arkadaşımız paralı gruplar kurdu. Paralı WhatsApp grupları kurdu. Ben ısrarla ve inatla sizlere ücretsiz tahmin vermeye devam ediyorum. Sizlerin bana yapabileceği en güzel destek reklamlara tıklamanız, yani reklamların içine giriş çıkış yapmanız. Normal şartlarda reklamı atladığınız zaman YouTube bize verdiği gelirin sadece %10'unu veriyor arkadaşlar. O yüzden ben bütün arkadaşlarımdan reklamlara giriş çıkış yapmasını istiyorum. Sizlerin bana en büyük desteği reklamların içine giriş çıkış yapması. Bu konuda eğer her zaman duyarlı olursanız ben hepinize minnettar kalırım. Sevgili yarışseverler diyorum ve hepinize çok teşekkür ederim arkadaşlar. Yine Okan Güner ile at yarışları tahminleri ana kanalımızda biliyorsunuz 3 gündür bahis tahminleri veriyorum. Yarınki gündüz programı gerek İzmir at yarışları tahminlerim, gerek Şanlıurfa at yarışları tahminlerim, bahis tahminlerim arkadaşlar. İkili bahis, üçlü bahis, tabela bahis, çifte bahis tahminlerim Okan Güner ile at yarışları tahminleri kanalımızda olacaktır. Oraya geçiş yapıp oradan da bahis tahminlerimi izleyebilirsiniz sevgili yarışseverler. Ben analizlerime geçeceğim. Yine çok vaktinizi aldım. Hepinize çok teşekkür ederim. Analizlerimi normal altı şeklinde vereceğim sevgili yarışseverler ve akabininde de ufak altılı ganyan analizim olacak. Yani video bitiminden sonra yine ufak altılı ganyan analizime geçeceğim. Takip eden arkadaşlarım videonun sonunda ufak altılı ganyan analizimi de izleyebilirler. Ve yarın 30 Ocak 2020 Perşembe gündüz İzmir at yarışları analizime geçiyorum. İzmir'de altılı ganyan programın ikinci koşusuyla başlayacak. 4 yaşlı Arapların 1200 mesafe kum pistte koşulacak handikap 15 yarışı dişlere mahsus yarışta start alacak altılı. Gerçekten altının ilk ayağı özellikle zor bir ayak, birbirine eşit safkanların koşusu olmuş. Bana göre burada yine ayrım yapmak gerekirse bir sıralama vereceğim ama ben altılı ganyanın ilk ayağında sürpriz bir sonuç olacağını düşünüyorum. Gerçi burada kim gelirse gelsin bana göre normal sonuç olur. Çünkü hepsi özellikle son yarışlarında başarılı isimler. Ben burada Berkay Efe'nin tayı, bir numara Kuşi'nin bu gruptan bir adım önde olduğunu düşünüyorum. Bugün Çetin Ok'un hata yapmaması durumunda yarışı kazanabileceğini düşünüyorum. Bir numara Kuşi'nin bugün birinci şanslı safkanım olacak. Yine 9 numaralı kızım Raziye esasen çok takibimdeki bir isimdi. Çünkü çok güzel pedigrisi var. Baba Araslı, anne babası Pir Karaca. Pir Karaca'nın babası Volga 2. Gerçekten güzel bir pedigriye sahip 9 numaralı kızım Raziye. Bugün benim ikinci şanslı safkanım olacak. Yine Atom Karınca temsilcisi. Bugün Nurettin Şen de arasında piste çıkacak. 4 numaralı Gül Yeleli de benim
üçüncü şanslı safkanım olacak sevgili yarışseverler. Yine bu koşuda ilk üç safkanın dışına çıkarsa 7 numara Ateş Adası, özellikle son iki koşusunun ikisini de dikkatli şekilde inceledim. Kaliteli safkan, güzel safkan ve Alperen Uluk arkadaşımız sert bir arkadaşımız. Ben heybetinin tayı 7 numara Ateş Adası'nda bugün bu grupta değerlendirilmesinden yanayım. Yine 3 numaralı Esmer Göz son güzel birinciliğinle dikkatleri üzerine çekti. Bekir Mert Mırlık idaresinde bugün yine şanslı görünen isim. Yine 6 numara Karadutum ve 5 numaralı Selenika bu grupta sürpriz şansına sahip safkanlar. Buna rağmen ilk ayaktan tereddüt ediyorum. Kendi tuttuğunuz safkanlar varsa tutmadığınız safkanları çıkartıp tuttuğunuz safkanları ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Ve Altılı Ganya'nın ikinci ayağı, 3 yaşlı İngilizlerin 1400 mesafe kum pistte koşulacak maiden yarışında ben özellikle buradaki safkanların son yarışlarını izledim. Belli bir atraksiyon yapan, belli bir sprinte kalkan, belli bir ön plana çıkan safkan görmedim. Bir safkan haricinde Sayın Abdul Vakit Uysal'a ait Yonguska Silver Girl yani Tagula gibi bir safkanın da torunu olan 2 numara Black Panther isimli safkanı son yarışında Halis Karataş dairesinde izledim ve çok sabırlı bir bekleme yaptı. Gereğinden fazla bir sabır gösterdi ama sonlarda inanılmaz atakları, inanılmaz atraksiyonlarıyla geliyordu ki yarış bitti. Ben bugün Halis Karataş'ın sprintini ayarlayacağını düşünüyorum ve bu maiden koşuyu kazanacağını düşünüyorum arkadaşlar. Yine son yarışını, özellikle son 100 metresini 2 numara Black Panther'ın izleyin. Eğer beğenmezseniz başka bir safkana yönelirsiniz. Ben bugün 2 numara Black Panther'ın sonlarda yapacağı ataklarla bu rakiplerini rahat geçeceğini düşünüyorum. Ve yarışsever arkadaşlarıma günün Banco ismi olarak öneriyorum. Ve Altılı Ganya'nın 3. ayağı, 4 ve yukarı yaşlı İngilizlerin 2000 mesafe kum pistte koşulacak şartlı 5 yarışı. Bu yarışta dişlere mahsus bir yarış. Esasen içinden tek geçen bir safkan var burada, yine Sayın Mehmet Aydoğan'a ait Utopya'nın tayı 3 numara Caliente. Son yarışında Gökhan Gökçe biniyordu safkana ama sonlarda özellikle kendini topladığı anda sanki yarışa yeni başlamışçasına düzgün aksiyonlarla ve nefesiyle geliyordu ama o son 20 metre yakaladım bunu arkadaşlar. Ben bugün Halis Karataş özellikle nefesiyle giden, nefesiyle sprint atan safkanlarda çok başarılı buluyorum. Çok güzel sprint attırıyor. Bugün Caliente sanırım Halis Karataş arkadaşımız ilk defa biniyor. Bence büyük bir avantaj. Bugün 3 numara Caliente yarışı kazanabilir. Ama yine ilk defa bindiği için bir tereddüt içerisindeyim. Çünkü safkanların huyunu suyunu da çok iyi bilmek gerekiyor. 3 numara Caliente'nin kötü koşması durumunda yine kaliteli isim 1 numara İpek Kız Gökhan Kocakaya idaresinde çıktığı son yarışı kazandı. Bugün ikinci şanslı safkanım olacak. Yine 2 numara Ram Ford'u San kalite bir isim diyorum ve bugün ilk 3 safkan içerisinde değerlendirebilirsiniz. 3 numaralı Caliente'nin kötü koşması durumunda. Yani burayı 3, 1 ve 2 şeklinde analiz yapıyorum. Ve Altılı Ganya'nın 4. ayağına geçiyorum. 4 ve yukarı yaşlı Arapların 1400 mesafe kum pistte koşulacak kısa vade 6 yarışı. Atahan koşusu. Burada da son yarışında sizlere ısrarla vermiştim ve güzel bir birincilik geldi. O yarışın sanırım sürpriz bitirdi. 5.80 Ganyan'la bitirmiş. Evet. 2 numara A Persen. Güzel bir pedigri. Güzel bir safkan. Joker yavrusu. Anne babası Beyaz Martı. Bugün Mustafa Çiçek idaresinde piste çıkacak. Taylan'da çok ümitler beklenen bir safkandı. 2 numara A Persen. Bugün Mustafa Çiçek idaresinde 1400 mesafe kumda benim birinci şanslı safkanım olacaktır. Yine son yarışlarında adeta grup atlayan bir safkan var. 1 numara Vanlı Maho. Koşmuş oldu. Handikap 17. Akabininde 4 yarış kazanmasını bildi. Son yarış grup 3'te. Memduha arkası ikinci geldi. Memduha'yı geçmesi imkansızdı tabii. O gün biliyorsunuz Memduha horon teper halay çeker demiştim sizlere. Çok rahat kazanır demiştim ve öyle oldu. Bu safkanın o safkana ayak uydurması zaten mümkün değil ama
o yarışta bu koşuyu koştuysa arkadaşlar, bugün bir Vanlı Maho yine dikkat edilmesi gereken safkandır diyorum. İkinci şansı isim olarak veriyorum. Yine 3 numara Abduhan biraz sık koşsa da yine tabeledeki yerini her zaman alıyor. Bugün Gökhan Kocakaya idaresinde piste çıkacak 3 numara Abduhan'da dikkat edilmesi gereken safkandır. Bu safkan dışına çıkarsa sürpriz arayacağım, macera arayacağım diyorsanız, ben 6 numara Romeo, biliyorsunuz Taylan'da kaçıyordu, önlerde tempo kuruyordu. Son yarışında sprinte yöneldi bu safkan. Sprint mesafesi iyi ayarlanması durumunda 6 numara Romeo ve 5 numara Ninoşinoğlu bu grubun sürprizleri olur. Sevgili yarışseverler diyorum ve altılı Ganya'nın 5. ayağına geçiyorum. 3 yaşlı İngilizlerin 1400 mesafe kum pistte koşulacak maiden yarışı. Burada da özellikle son yarışında sonlarda ısrarcı geldi ama nefesinin bittiği anda geldi. Bunu çok dikkatlice inceledim. Yonguska temsilcisi Dörtme Ökehan o gün Arif Okan Pazar İdaresi'nde piste çıkmıştı. Bugün yine maiden koşuda güzel bir seçim yapmış Halis Kartaş'ın menajeri. Kendisini tebrik ederim. Dörtme Ökehan bugün yine birinciliğin güçlü adayıdır arkadaşlar. Ben bugün maidenden bu safkan çıkabileceğini düşünüyorum ama yine beşinciliğinde beğendiğim bir isim var burada. Yine bugün Mustafa Çiçek idaresinde piste çıkacak 5 numaralı Ömer'in My Love isimli safkanda 4 numaralı Ökehan'ın kötü koşması durumunda ilk devreye girecek isimdir. Ve altılı Ganya'nın son ayağı. 5 ve yukarı yaşlı Arapların 1600 mesafe kum pistte koşulacak Handikap 15 yarışı. Bu yarışta dişlere mahsus yarış. Yine son yarışında sizlere ısrarla verdiğim bir isim Sayın Sami Doğan'a ait Uçan Bey temsilcisi Altunma Ananiya. Özellikle bugün Dorukan'la, Dorukan Palor'la uyum sağlayacağını düşündüğüm bir stili var. Bugün Altunma Ananiya'yı ısrarla birinci şanslı isim olarak sizlere öneriyorum. Yine 3 numara Sultan Han birincilik özürlü safkan dedim. Bu safkan için geçen yarışında, bu yarışında yine aynı şeyi tekrarlıyorum. Taylan'da maidenden çıktı arkadaşlar bu safkan. Ondan sonra bir 2018 senesinde iki yarış kazandı ve o günden beri yaklaşık bir 30-40 yarıştır birinci gelemiyor ama son yarışı özellikle güzel gruptu. Handikap 15 yarıştı. 63 kilo ile start alıyordu ve çok başarılı koştu. Bugün yine Gökhan Kurcakaya idaresine start alacak 3 numara Sultan Han'ı ben ikinci şanslı isim olarak öneririm. Yine 1600 mesafe özellikle temposunu kurarsa bu gruba zor anlar yaşatabilir. 7 numaralı Ku güzeli bir caş temsilcisidir arkadaşlar. Caş'ın birinci kuşaktan tayı kalmadı diyebiliyorum. Ben 7 numara Ku güzelinde bugün 3. şanslı safkan olarak öneriyorum. Yine 11 numara Kolaçan son üçüncülüğünde dikkatimi çeken bir isim oldu. Burada 4. şanslı safkan olarak öneririm sevgili yarışseverler. Sırasıyla bu safkanların dışına çıkarsa sürpriz eden arkadaşlarıma 8 numara Rosemary, biliyorsunuz 5 numara Açık Kırmızı da ekli olarak start alıyor 8 numara Rosemary. Evet. 8 numara Rosemary, 4 numaralı Islah bugün yine sizlere önereceğim safkan, 2 numaralı Pexus ve 10 numaralı Ezine yeniliş şeklinde öneririm sevgili yarışseverler. Ve ufak altılı Ganyan analizlerime geçeceğim. Ufak altılı Ganyan analizlerim, yine altılı Ganyan'ın ilk ayağında Arap safkanların 1200 mesafeli koşusunda 1 numaralı Kuşi, 9 numaralı Kızım Raziye, 4 numaralı Gül Yelili, 7 numaralı Ateş Adası, 3 numaralı Esmer Göz, 6 numara Karadutum ve 5 numaralı Selenika şeklinde olacak. Burada bir de ekstradan bir safkan vermek istiyorum. 2 numaralı Realist'i de vereceğim bu koşuya sizlere. Ve altılı Ganyan'ın ikinci anda 2 numara Black Panther'ı günün banko ismi olarak veriyorum. Ve altılı Ganyan'ın 3. ayağı İngiliz safkanların 2000 mesafedeki kum yarışında 3 numaralı Kayente ve 2 numaralı 1 numaralı İpek Kız şeklinde iki safkanla değerlendireceğim. 3-1 şeklinde değerlendireceğim. Ve altılı Ganya'nın 4. anda yine 2 numaralı A Persen, 1 numaralı Vanlı Maho, 3 numaralı Abduhan ve
6 numara Romero şeklinde 4 saf kanı değerlendireceğim. 6 ganim 5. yani Banco bir isimle değerlendireceğim. 4 numara Ökehan. Halis Kartaş idaresinde bence bu meydin koçtan çıkacaktır. Son yarışın tekrarlaması durumda ki son yarışında son 30 metrede nefesinin kesildiğini hissettim. Sola doğru kaydı. Eğer bu yarışı Halis Kartaş arkadaşımız, nefesini dinleyen bir arkadaşımız, Safkan'ı rahat yarışta birinciliği buldurabilecek isimdir diyorum. Bugün Banco isim olarak veriyorum 4 numara Ökehan'ı. Ve 6 Gayrı'nın son ayağında 6 Ananiya, 3 Sultanan, 7 Kuğu Güzeli, 11 Kolaçan, 8 Şerife Abla. Ve bir isim daha vereyim arkadaşlar. 4 numara Islah. Buradan da 2-3 safkan çalmış olduk. Çok da büyük kupon tutacağını düşünmüyorum. Yaklaşık 30 lira civarı bir kupon olmuştur arkadaşlar. Hesabını yapmadım. Ben bütün arkadaşlarıma çok teşekkür ederim. Eğer bahis tahminlerimizi, 7 lipres tahminlerimi dinlemek istiyorsanız Okan Güner ile At Yarışları tahminleri kanalıma geçiş yapabilirsiniz. Yine videonun sağ altında bulunan kırmızı butona tıklarsanız bu kanalımız Okan Güner TV'ye destek olabilirsiniz. Hepinize sağlık ve mutluluk dilerim. Hepinize ailenizle birlikte şansınızın bol olduğu, bol bereketli, bol kazançlı bir gün temenni ederim. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Esen kalın sevgili yarışçılar.